Hanımlar, beyler, Yemek Komp Stüdyosu'na hoş geldiniz. Gelin bugün Uzak Doğu'ya gidelim. Onların da mantısı var, bizim de mantımız var. Bizimkinin yanından bile geçemez, tamam. Ama bir de onu deneyelim. Büyük büyük kocaman mantılar yapalım, onları tavada kızartalım, içlerine bol malzeme dolduralım, yanına da şahane bir sos yapalım. Hepsinin tarifi az sonra, ama öncesinde ne yapmanız gerekiyor? Abone olmanız, zile basmanız ve benim de başlamam gerekiyor. İşe hamurla başlıyoruz. Hamurun sonrasında çünkü dinlenmesi gerekiyor. Çok basit bir hamur. Sadece iki malzemesi var. İçerisinde tuz bile yok. İki ölçü una, yaklaşık bir ölçüye yakın sıcak su ekliyoruz. Burası çok çok önemli. Öncesinde elimizi sokmadan önce unla suyu harmanlıyoruz. Sonra yavaş yavaş hamuru birleştiriyoruz. Biraz sert bir hamur. Tüm gücünüzü vererek en az 10 dakika hamurun dışı pürüzsüz olana kadar yoğurun. Ve üstünü kapladığınız bir kabın içerisinde yarım saatte 45 dakika arasında dinlendirin. Hamurunuz dinlenirken gelin iç harcını hazırlayalım. Hafif yağlı bir kıymaya ihtiyacımız var. Yaklaşık 250-300 gram kadar kıyma işimizi görecektir. İçerisine biraz taze soğan, sarımsak, zencefil ve çok çok önemli bir şey koyacağım. Bizim sevdiğimiz ürünlerden lahana turşusuyla havuç turşusu. Bunları da minik minik doğrayıp içerisine ekliyoruz. Birazcık soya sosuyla beraber bir harmanlıyoruz. Kıvamı çok sert olursa hafifçe soğuk su ekleyebilirsiniz. Dinlenen hamurumuzu 3 eşit parçaya bölüyoruz ve açabildiğimiz kadar ince merdane ya da oklava yardımıyla hamuru açalım. Dilerseniz küçük küçük parçaları yuvarlak da açabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi öncesinde büyük bir yufka açıp sonrasında oradan yuvarlaklar kesebilirsiniz. Kestiğiniz yuvarlakları sonra oklavanın ucuyla birazcık daha inceltin. Çünkü hamurumuz hafifçe buharda pişeceği için şişecek. Ve kalın yaparsanız iyice kalınlaşacak. Olabildiğince ince açmak burada püf noktası. Hamurlarımızın ortasına yaklaşık dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar harçtan koyuyoruz. Katlama burada çok önemli. Eğer ki şekilli yapamam diye düşünüyorsanız sadece üstten sıkıp bohça gibi oturtabilirsiniz ya da börek gibi katlayabilirsiniz ya da benim yaptığım gibi minik minik kapatıp sonrasında küçük bir S yapıp sonra tekrar kapatıp sonra küçük bir S yapıp şekilli güzel bir mantı yapabilirsiniz. Sıra geldi mantılarımızı pişirmeye. Çok farklı bir pişirme yöntemimiz var burada. Hem kızaracak hem hafifçe buharda pişecek. Tavanın tabanına birazcık ayçiçek yağı koyuyoruz. Yağımız hafifçe ısınınca mantıları tavaya diziyoruz. Üzerini kapatıyoruz. Ta ki mantıların tabanları kızarana kadar. Burası çok çok önemli. Mantıların tabanları kızarır kızarmaz altını kısıyoruz. Üzerine yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıcak su gezdiriyoruz. Ve kapağını tekrar kapatıyoruz. İçeride oluşan buhar mantılarımızın pişmesine yardım edecek. Eğer suyunuz çok çok biterse yavaş yavaş sıcak su ekleyebilirsiniz. Ta ki mantılarınızın en üst kısmı böyle elinizle dokunduğunuzda hafifçe yumuşayana kadar bu işleme devam edin. Gelin mantılarımız pişerken onlara yakışacak muazzam bir sos yapalım. Hafifçe yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar susamı kavuruyoruz. Onun üzerine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar susam yağı, bolca soya sosu, yarım limonun suyu ve birazcık da pul biberle beraber onları havanda güzelce karıştırın.
Artık mantılar pişti, sosumuz hazır. Şimdi artık tabağı alabiliriz. Tabağı alırken dilerseniz üzerine ince doğranmış taze soğan saplarından da koyabilirsiniz. Çok fena bir şey yaptık. İnanılmaz güzel kokuyor. Sosu çok baştan çıkartıcı. Tabanı çıtır çıtır, üzeri yumuşacık. Şu an ağzım suda inanılmaz akıyor. Ben bunu yerim. İçi bombaymış. Şunun içinin güzelliğine bakar mısınız? Bütün malzemeler içerisinde o kıymanın et suyuyla birlikte inanılmaz güzel sosu baştan çıkartıcı. İnanılmaz dengeli. Bunu mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Eğer ki Uzak Doğu mutfağına ön yargınız varsa işte bu tarifle kırılacak. Bizleri takip etmeyi, zile basmayı, aynı zamanda Instagram'dan ve Facebook'tan takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.